çalışmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin paralel yapıyla beraber olduğu yönünde gerçek dışı bir iddia söylemek suretiyle grubumuza sataşmıştır söz veriyorum. Sataşma nedeniyle 2 dakika söz veriyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP'nin yeni grup başkan vekili bugün Görücü'ye çıktı. Tabii ki iyi bir konuşma yapma arzusunda. Kendisine görevinde başarılar diliyorum ama bir şey önce kendisine bir hatırlatmak istiyorum. Sayın Bostancı, anlıyorum Marx, Hegel, Gramsci, Arnold, Tombi, Habermas vesaire, bütün bunları anlatıyorsunuz. Yani arada bir de İbn Sina'dan, Farabi'den, Nizamülmülk'ten, İslam siyaset felsefesinden, bunlardan da bir söz etsenize merak edeceğim. Evet, topluma bu kadar yabancı olunca bir insan maalesef Türkiye'nin, bizim kültürümüzün gerçekleriyle yüzleşmekte zorlanıyor. Ben size Sayın Davutoğlu'nun kurultay konuşmasını okumanızı öneririm. Biraz oradan belki feyiz alırsınız. O konuşmaya ayrı bir başlık da ayrıca eleştireceğim. Bugün yeri değil. Zannetmeyin ki o konuşmaya evet dedim ama Sayın Davutoğlu en azından kültürel birikimini orada gösterme gayretine girmişti. Şimdi ben Sayın Bostancı'ya bir cümlesi için teşekkür ediyorum. Dün biz paralel yapıyla beraber olduk diyor. İtiraf ediyor. Gerekçeyi de sivil toplumun bir unsuruydu. Sivil toplum örgütlü toplumdur diyor devlet dışındaki. Bu tarifi biraz düzeltelim. Sizin o sivil toplum Marx'çı bir okumayla, Gramsci bir okumayla devlet dışındaki toplumdur. Yani örgütlü derken aile de onun içerisine girer Sayın Bostancı. Siz demediniz mi? Örgütlü toplum değil. Örgütlü toplum sivil toplum örgütlerinden oluşan toplum. O ayrı. Sivil toplum devlet dışındaki sivil alandır, herkestir. Valileri, emniyet müdürlerini, hakimleri, savcıları, bütün bunları paralel yapının isteğiyle tayin etmediniz mi siz? Sivil toplum istedi diye mi yaptınız bunu? Ergenekon ve Balyoz'da bu toplumun evet, teşekkür ediyorum Sayın Hamza Çebi.